Hepinize Güney Kore'den gece hayatına merhaba diyorum arkadaşlar, merhabalar. Saatlerimiz 10.30, Seul'deyiz. Evet. Bir tık bugün olaylar başlarken, gün başlarken olaylar değil, gün başlarken bir tık böyle bir garip şeyler yaşadım. Çok ufak size kısaca bahsedeyim. Yolda yürüyordum, tam böyle bu videoyu çekmek için dışarı çıkmıştım işte Seul sokaklarında yürüyordum. Bir tane kadınlar geldi, iki tane. Bir tane değil, iki tane kadınlar geldi. Ve dedi ki bana işte bla bla bla, biz sana Kore hayatını anlatalım falan filan yaptılar beni. Beni bir eve falan götürdüler. Başıma bir olaylar geldi. Instagram'da her şeyi anlattım. Kısa özet, tarikat sizden para istiyor. Bu kadar basit. Yaptığı eylemlerden sonra şey yaptırdık. Ayin mayin yaptık birlikte. Kıyafetleri mefetleri giydirip bana şey yaptırmaya çalıştılar. Adı neydi onun? Ayin. Neyse onu atlattım. Bir kendime geldim. Soluklandım, moluklandım. Para istediler benden. Ben de para vermedim. Sonra işte birazcık sinirlendiler falan filan. Ama hallettik. Sıkıntı yok. Ne paramı çaldırdım ne dayak yedim. O yüzden bu arada ondan önce yanında hiç çakı makı var mı diye sordular bu arada. Bak şimdi aklıma geldi. Onu ben Instagram'a bahsetmemiştim, evet. Neyse sağlık olsun. Şimdi gece hayatı diye çıktım sokaklara. İçecekle birlikte turluyorum. Hatta arka kameraya geçelim, dur. Bunların avradını üstüme döktüm. Gece hayatı dedikleri yer Hongdae Meydanı'ndayız. Burası en meşhur yer dediler. Ben de buraya geldim, ne yapayım? Bir iki gün takılayım diye. Buradan geldim. Karşıdan geldim. Abla şaplak attı. Gördünüz mü? Ben gördüm ama siz görmemiş olabilirsiniz. Abla abinin götüne şaplak attı. Neyse. Yurdaya geçir yok ama yol verecek mi? Kral abim verirsin. Yani normalde yağmur sezonu şu an. Temmuz ayında yağmur yağdığı için çok fazla takılmadıklarını düşünüyorum. Ama tabii ne olacağını göreceğiz. Neler olup biteceğini göreceğiz. Burada çok fazla bir şey var. Manitacılık var. Yani abi herkes bir birisiyle sevgili veya eş, flört bir şey yapıyorlar yani. Öyle bir gariplik var. Kimse yalnız değil. Ben hariç. Neyse. Bekarlık sultanlıktır diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Sürekli bir Türk'e denk gelecekmiş gibi bir his var içimde. Yani Kore'ye geldiğimden beri her yerde Türk görecekmiş gibi hissediyorum. Her yerim böyle Türkçe konuştuğum an yani birileri gelip selam verecekmiş gibi bir his var içimde. O yüzden yani garip bir his ya. Gerçekten Kore böyle ikinci memleketimiz gibi hissediyorum ya. Bakarız, olursa bir yere falan gireriz diyeceğim de sanmıyorum ya, yağmur yağacak gibi hissediyorum çünkü. Ama onun dışında dolaşırız, etrafa bakarız. Böyle ufaktan bir sizle birlikte yürüyüş, gezi. Yani içeceğinizi keşke alsaydınız siz de benimle birlikte de işte. Ekranı bu arada görmüyorum. Çok sallıyorsam kusura bakmayın. Tripodum yok. Sürekli buradan insanların tarzına bakıyorum. Bende öyle bir hastalık oluştu. Aşırı güzel ya. Bu kadar güzel bir tarz olacağını ben hiç düşünmüyordum bunlarda. Yani gerçekten çok iyiler. Ama işte bir tık pahalı. Ben dizeyim dedim birazcık ekipman ama yok yani, çok pahalıya satıyorlar. Gerçekten. Ne yapıyorsun lan dayı? Seni çekeyim şöyle. Kim bilir ne yayını yapıyorum hani. İnsanların gözüne kamerayı sokuyorum. İnşallah başlarına bir şey gelmez ya. Ne gelebilir diye düşüneceğim de bilmiyorum. Ben şimdi bundan önce küçük şehirde bir vlog çekiyordum. O vloglarımda böyle şeydim. Herkes bana falan bakıyordu ya. Buradan bana herkes YouTuber herhalde, ben anlamadım. Kimse bakmıyor. Rahat. Benim için daha iyi tabii canım. Daha chill, daha rahat takılıyorum. Abla mesela şarkı söylemeye başladı. Ablam şarkı söylemeye başladı. Aa, ben seni tanıyorum. Sen şey yaptın, götünü ellensin, evet. Nerede söylüyorlar lan onu? Dur bakayım, şuradan karşıya geçeyim. Burası daha çok ana cadde gibi şey değil ya. İnsanların klubun olduğu yer değil gibi. Dur bakayım, az daha gidelim. Yani güzel bir yer bulursam oturmak istiyorum ya. Azıcık takılırız, eğleniriz. Vakit geçer. Onun dışında pek bir şey olacağını sanmıyorum. Ya bir de çok fazla herkes takılıyor, şeyle takılıyor yani. Nasıl diyeyim? Arkadaşlarıyla falan. Hiç yalnız takılan görmedim ya. Japonya'da vardı mesela, yalnızlar için bank yapıyorlardı adamlar. Burada öyle değil, bunların hepsinin arkadaşı var. Ben gibi yalnız olan yok yani. Çok çok aşırı bir sıcak var. Yani anlatamayacağım kadar deli bir sıcak var. Arada bir böyle bir çaktırmadan bir yerlere giriyorum, ne olduğunu bilmediğim marketlere. Hepsinden
girip yavaş yavaş serinliyorum. Serinleyip çıkıyorum. Yoksa çünkü vakit geçmez abi. Deli gibi sıcak. Yani akıl alan bir şey değil. O yüzden arada bir böyle çaktırmadan marketlere giriyoruz çıkıyoruz. Diğer türlü dayanamazsınız. Zaten yürüyüşe başladığımız gibi sıcak geliyor, sıcak bastırıyor. Oğlum abi... Abi yeşil şeyden satıyor sandın mı? Yok. Şeyi şokunu attım ama ya, bu adı neydi onun? Şey vardı ya... Ben... Bu başımdan geçen garip bir tapınak... Ne tapınağı ya? Ayin olayı. O bir tık beni şaşırttı ya yani. Şimdi size çok fazla detaylı anlatamadım ama gerçekten çok garip bir olay. Gidiyorum yanlarına, ya da yolla karşılaşıyoruz. Normal sohbet ederken ama bana deli deli sorular sordular. Şimdi hatırladım ya, benim şeyimi falan sordular. Maddi şeyimi falan da sordular ya. Ama neyse ki kaptırmadık hiçbir şey. Nakitim olsa verir miydim onu düşünüyorum ya. Çünkü çok emek verdiler. Kıyafet giydiler, onu bunu yaptılar. Param olsa belki verebilirdim ama param olmadığı için vermedim. Neyse, ben onu sonra başka bir yerde anlatırım. Biz gece hayatından devam edelim. Oğlum şu köpeğin evimin yanına bir gideyim, zoomlayayım ya. Bakayım. Neyse, daha fazla darlamayalım. Oğlum bu sıcakta bu hayvan ölmüyor mu ya? Git gerizekalı, çıkart lan ceketi. Şurada bir müzikli abi ablalar var. Onları dinleriz. Ne yapmışlar ona bakarız. Of, deli sıcak var ya. Abi senin müzikten telife miyiz değil mi biz? Abi ekrandan bakıp okuyorsun. Neyse, telif hakkı yemeyelim. Keşke Galatasaray formamı giyseydim ya, böyle iyice şey olurdum. Türklüğümü belli ederdim. Kendimi şimdi böyle bir şey gibi hissettim. Koreli bebeler gibi. Tarz marz yaptım böyle, bol giyindim. Baksana, Vans, bol şey, bir de tişört. Tam bir şey gibi yani. Koreli bebeler gibiyiz. Neyse. Karşıya geçelim. Ulan ablam. Şimdi akşam olduğu için çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Genelde insanları çok fazla çekiyorum ama olursa da keseriz, ne yapalım ya? Söyler herhalde birisi. Sağ mı sol mu, sağ mı sol mu? Sol. Soldan girelim bakalım. Arif sokağındayız. Hemen bir story patlatıldı. Ablamın dönmeleri çok güzeldi. Evet, burası telefoncu evimiz. O zaman telefona kılıf alalım. Evet, durun gece hayatı ama bir telefon kılıf alalım ya. Dur bakayım ya. Hello. Hello, do you have iPhone XR case? XR, yes. Here. I want a little bit simple, not like that, simple. Simple? Simple, like just one color. Like this. Mm. Hala yürüyorum metroyu bulmak için. Google'dan baktım ama bulamıyorum hala. Sol, ha buradan tamam. Gelmişiz lan. Ana caddedeyiz, buradan sola döneceğiz, metroya gireceğiz. Tuvalet molası, ufak bir mola. Sonra devam. Buradan böyle geçelim. Solda mı sağda mı metro bakıyorum. Önce sola, sonra sağa. Solda. Buradan devam. Bir tek şeyden çıktık, ana kapı, neydi lan? Mekan kısımlarından çıktık, geri gireceğim, durun. Sakin olun be kardeşim. Bir tek yoruldum ya. Çok sıcak. Haydi çıkalım. Şöyle şekilde bir video çekeyim dedim de ama geldik ya, anasını avladım. Çekemedim ya, tam telefonu koyacaktım. Vakit gitti, neyse. Çıkış birden çıkalım da, geri dönelim. Tuvalet olayını ücretsiz bir şekilde metrolarda halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Kart bile basmanıza gerek yok. Direkt girişinde oluyor. Önden rahat. Haydi devam. Bu arada içeceğimizi bitirdim. Artık içeceğimiz yok. Ben yine yanlışlıkla mekanların olduğu yerlere geldim ama ana cadde kısmındayım. Garip bir yerdeyim.
Nerede olduğumu gerçekten bilmiyorum bu arada. Haritayı açmadığım sürece nerede olduğumu anlayamam. Ama bilen birisi var, şöyle göstereyim. Belki bulur, denk getirir. Denk getirir ne ya? Belki bilen birisi varsa söyler, amına koyayım. Benim sesim geliyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok sesim geliyor mu gelmiyor mu? Ama buralar Tayland havası gibi amına koyayım. Tayland'lık gibi gel gel yapıyorlar. İçeride çekim yapabileceğimi bilsem içeri girerim de içeride çekim yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden lay lay lomdayım. Ama kesinlikle hiç çekim yapabilsem girerim. Bayağı kalabalık, baksanıza bayağı sıra var her yerde. Hangi mekan lan bu? Dolz. Dolz diye bir yerim, sırası bu. Deli, deli sıralar, deli kalabalık. Deli kalabalık. Ben nerede olduğumu anlayamadım. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bir anda o kadar kalabalığın içine girdim ki ben bile hayal edemiyorum. Oğlum insanları sıra beklemeye davet ediyorlar amına koyayım. Bir de içeri de almıyorlar, sıraya sokuyorlar. Bayağı saçma bir şey. Yo. Hey man. Where are you from, bro? I'm from Turkey. Hey. Hey man. Brother country. Yeah man, brother country. That's what's up, that's what's up. Oh, you know that? That's what's up, homie. Good, iyiyim. What's your name? Matt, what's your name? Ian. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. What are we? What you up to? YouTube. Yeah. If it's a problem, I can close. You can close? Yeah, problem. If it's a problem, I can close. That's what's up. No problem? No problem. Oh, okay. Yeah. What are you doing? I'm out here. Ah, nice. Me too. We're in the U.S. military. U.S. military? Yeah. Really? Yeah. Really? Oh, nice. For United States passport? What's up? For United States passport. I have a U.S. license. Really? That's what I go. Oh. That's what I get passport. Oh, man. Oh man. Really? Yeah, bro. Texas, oh man. I'm Texas. Oh man, Texas, boy. We yeah, got man. Them guns, you know? Yeah. Oh hey, man. What are you doing now? You going to club or something? Yeah, we're hey, trying man. To go to a club. Yeah, hey, man. Yeah. That's our lieutenant. Ah, lieutenant. Don't show his face though. It's a secret. Secret? Ah, okay. See you. Which club you going, guys? You don't know? Yeah. We got red. Red? Oh, okay. But we're not sure yet, right now. Ah, okay. Yeah. Oh, okay. It's good. We're looking around. Oh, okay. Yeah. It's very good. Well, what do you think is the best place? Best place? I have no idea. I want to ask to you. First place? Yeah. First time here? First time in Korea. I have no idea. So you came here how many days ago? How many days ago? 2 weeks ago. I am in Busan. Now I first time. Oh, so you were Busan. First time in Seoul. I see. First time in Seoul. I have no idea about here. What type of music do you like? European. Yeah. Like EDM? Yeah, EDM. EDM or hip hop? Yeah. Me, no problem. No problem. Both is okay for me. Both is okay. Yeah. So if you go to red, like this one. Okay. Then you can go into XX. Okay. And Inco. Okay. So it's like the one with the yellow letters. Ah. Yeah. But so many lines, you know. Yeah. So if you go to one. Okay. If you go to one. Okay. Then you can go into all three, the three of them. Yeah, for free. It's like no waiting. Really? Yeah. So I recommend you go to like red. Or Inco, like that one right there. Okay. The yellow one. Uh huh. See? Yeah, I see. Or XX. No. So XX. All of them you can go to. You can go without waiting. Oh. I can go with no girl. Yeah. No girl. Yeah. I am alone. Yeah. Okay. Okay, it's good. Nice to meet you, man. Nice to meet you, bro. Yeah, see you. Yeah. Don't die. Have a good time. You too. Don't die, bro. See you, man. Abimden aldık tak tavsiyeleri. Red'e girebilirsin falan filan yaptı. Red şurası. Güzel. Tamam. İnsanlarla sohbet içinde olmak harika bir şey ya. Seviyorum. Şimdi ben bu abimi dinleyip Red'e girsem mi? Ama Red'de deli sıra var arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu en kalabalık yer var ya orası. Karşı yoldan da yürümek istemiyorum ya. Saat geç dedi. Saat bayağı erken bu arada ya. Güzel sevdim. Neyse buradan geçmiştik. Buradan değil. Karşıya geçelim.
Neyse şuradan düz gideyim de sonra en kötü gireriz gereken. Güzel güzel, canlı baya. Sevdim. Baya güzel. Kız ne güzelmiş ya. Benim arada kaçıyor göz, kusura bakmayın arkadaşlar, olur öyle şeyler. Birisi kızar hocan yaparak yumruk attı. Harika. Arkadaşlar ben daha fazla devam edemeyeceğim. Çok sıcak yani. Yapabilecek hiçbir şeyimiz de yok. Mekanlara giresim varla yok arasında. Tam karar veremedim ama kamerayla girmek gerçekten istemiyorum. Bayağı sorun yaşarım diye düşünüyorum o yüzden. Şimdi önce tuvalete gitmek için hostele gidiyorum. Hostele çok yaklaşmışım. Hemen bir arka sokak hostel. Hostele gidip tuvalete gireceğim. Ardından da ne yapacağım bilmiyorum. Ya uyurum, saat 11.30 olmuş. Ya da dışarı çıkarım bir tur daha atarım. Emin değilim. Size de emin olarak böyle bir şey söylemek istemiyorum. Neyse boş yapma Memo. Hadi bakalım. Bir şey olursa polise haber verin. Beni karıştırmayın. Benim çünkü çok oynat çişim var. Hatta şimdi koşacağım hadi. Ciao. Gerçekten çok kötü. Altıma sıçacağım. Altıma sıçmayacağım. Altıma işeceğim. Ciao.